Tarihi değer taşıdığı için bir zamanlar çalındığı bile ileri sürülen dört çeşme dört ayrı boynuzdan oluşuyordu ve her boynuzdan su akıyordu. Biz hikayenin başını anlatalım. Geri kalanını dört çeşme esnaflarından Suat Erdat anlatsın. Ben bu arazide 60 seneden beri buradayım. Benden eski hiç kimse yok. Bu çeşmenin çok eski Tahir ise dört boynuzlu bir çeşme vardı. Ona hızla çaldı. Sonra yakalandı şeyden vakıftan. Bu çeşme olması lazım. Başka bir çeşme yok. En eski zaten dört çeşme dediğin ama o çeşmeden bulunuyordu. Burnuzlu çeşmeden bulunuyordu. Tarif ederken değil mi yerleri? Tabii. Şimdi yapım aşamasında değil mi? Yapım aşamasında ama kapattılar gittiler. Altını dolu, aslında çukurdu. Çukur çeşmede burnuzludan akıyordu çeşme. Şimdi onu da kaldırdılar. Temeli şey oldu. Yabancılar soruyor. Yani olması lazım yani dört çeşme. Hakikaten de denizde de bu dört çeşme çeşme de tahiyyese, çok tahiyyese. Hatta bir asker gitmiş İstanbul'a Denizli. Oraya da binbaşısı biliyormuş. Sen neresin? Denizli'nin demiş. Dur bakalım Denizli, ben size bir şey sorayım. Bilebileceğim diye. Dört çeşme camisi, çeşmesi nerede? Diye binbaşı erini soruyor. O da bilmiyor. Biliyor da çeşme burnuzda olduğunu bilmiyor. O da binbaşı da yok. Oranın dört çeşmede burnuzları vardır. Her şey hakikaten de köşelerde burnuzları vardır.